Tabii ki ikinci yarıya 3 puanla başlamak bizim için çok önemliydi. Bu anlamda oyuncularımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Umarım bundan sonra da üstüne koyarak, arttırarak devam ederiz. Hiçbir zaman hakemleri bu anlamda eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bugünkü maç böyle geçti. Futbol hatalarla güzel. Ben komple işin içerisine bu şekilde hakemlerin de önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla olaya böyle bakıyorum. Şimdi şöyle, futbol gerçekten ambiyansı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla bu statta hem kendimiz ev sahibi olarak hem de rakip takımlar bu ambiyansı yakalayamıyor. Dolayısıyla motivasyon bu anlamda bu sahalarda zor oluyor. İnşallah bundan sonraki maçımızı gerçekten stadımızda oynayacağız. O zaman oradaki ambiyans, oradaki oyuncu konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Orada daha önemli, daha değerli ya da daha coşkulu, daha göze hoş gelen oyunlar oynayacaktır. Şöyle söyleyeyim bu maç üzerinden. Stratejisi yüksek bir maçtı. Dolayısıyla rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumu gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Dolayısıyla bunun karşılığında da 3 puan aldık. Bu anlamda gerçekten oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum.